O aziz insanlarla kucak kucağa olur. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Bunu bil ve rahat ol. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi bugün ele alacağımız Kur'an-ı Kerim ayeti Ali İmran suresinin 67. ayeti. Hazreti İbrahim ile ilgili bir ifade var. O da Hanif ifadesi. Programımızın konusu da Hanif ne demek? İlk önce ele alacağımız ayeti Yaşar Nur hocamızın kendi sesinden okuduğu mealinden dinleyip öğrenelim. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece Hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi. Meali bu. Peki orada geçen Hanif ne demek? Şimdi Yatan Baba ile Öztürk öğretisin. Değerli Kur'an müminleri merhaba. Yatan Baba ile Öztürk öğretisi programına hoş geldiniz. Hanifliğin öncüsü, önderi, prototipi de Hazreti İbrahim'dir. Nedir haniflik? Ecdat kabullerini, muhafazakarlığı kutsallaştırmaktan vazgeçmek, ecdadın bütün kabullerini tartışmaya açmaktır. 101 tane ayet doğrudan, 150 küsur ayet dolaylı olarak bu meseleyi inceler. Kur'an'ın temel kavramları kitabımın ecdat perestlik maddesini ve hanif maddesini okuyanlar orada bunları bütün ayrıntılarıyla görürler. Tavsiye ederim. Şimdi bu hanif kelimesi enteresan bir kelimedir. Kur'an'ın kelam ihtişamlarından birini önümüze koyuyor. Hanif aslında İbranice bir kelime. Kur'an'da epey İbranice kelimeler var. Epey değil, çok var. İbranice'de hanif, sapık, atalar dinine karşı çıkan, muhafazakarlığa karşı çıkan, isyancı, bir neticede sapık zındık demektir. Şimdi Kur'an ne yapıyor biliyor musun? Bu kavramı alıyor, kendi jargonu, sistematiği, dünyası içinde atalar dinine karşı çıkanların onur unvanı olarak kullanıyor. Ve en büyük peygamberlerden birine de bunu sıfat yapıyor. Karşıtlığı vermiş. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِنْ كَانَ حَن۪يفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ İbrahim ne Yahudiydi, ne Hristiyandı, ne müşrikti, o Hanif'ti diyor. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Haniflik ile ilgili özetini dinlediğiniz bilgileri Yaşar Nuri hocamızın Kur'an'ın temel kavramları kitabından aktaran yazar Yatağan Baba, Hazreti İbrahim'den sonra bunu dünyada uygulayan belki de tek kişiyi gündeme getirdi. O da Cem Karaca'ydı. Hazreti İbrahim'in hanifliği ve hamam böcekleri makalesinde konuyu ele alan Yatağan Baba şu bilgiyi aktardı.
Cem Karaca Almanya'da sürgündeyken, orada da Türklerin sorunlarıyla ilgilenmişti. Türklere hakaret anlamında kanaken deniyordu. Yani tam karşılığı olmasa da hamam böceği. Cem Karaca bu hakaret kelimesini müzik grubuna ad olarak koydu. Mesajı ise şuydu: sizin hamam böceği diye küçümsediğiniz Türkler, işte böyle kaliteli müzik yaparlar. Tıpkı Kur'an'ın müşriklerce atalar dedeler dinini reddeden sapık anlamına gelen Hanifi, atalar dinini reddeden tevhid eli anlamına büründürüp kendi silahlarıyla uğurması gibi, Cem Karaca da hamam böceği hakaretini o küçümsedikleriniz işte böyle kaliteli müzik yaparlar diyerek ırkçı Almanları vurdu. Murat Yatan Baba'nın yazısının tamamını, video notundaki bağlantıyı tıklayarak Yatan Baba Yayınları sitesinden okuyabilirsiniz. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatan Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağan Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıları tıklayarak adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Kur'an'ın temel kavramları kitabımın ecdat perestlik maddesini ve hanif maddesini okuyanlar orada bunları bütün ayrıntılarıyla görürler. Tavsiye ederim. Yatağan Baba ile Öztürk öğretisi burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar Kur'an'ın gölgesinde Atatürk ve Yaşar Nuri Öztürk'te kalın. Bu Yatağan Baba ile Kur'an'daki İslam programının içinde bir bölüm olarak yer verdiğim Yatağan Baba ile Öztürk öğretisi bir süre sonra, en azından benim şu yeni kitaplarımın dizgisi yoğunluğundan çıktıktan sonra bağımsız olarak paylaşılacak. Yani burada izleyenler ikisini bir izlemiş oldular. Onlara bir güzellik oldu. O halde YTV'nin yeni programlarından biri olan Yatağan Baba ile Öztürk öğretisine hayırlı olsun. Bu programda şunu öğrendiniz değerli izleyenler. İki şekilde hanif olabilirsiniz. Bir, müşriklerin, iki, tevhid erlerinin. Şirk çukurunda debelenen Mekke müşrikleri hanifliği ecdadımıza dokunma. Atalarımız ne yaptıysa biz de onu yaparız diyorlardı. Allah aldı bunu, evirdi, çevirdi, suratlarına çarptı. Ve dedi ki, haniflik İbrahim'in yaptığıdır. Yani sizin iddia ettiğiniz gibi atalar dinini reddeden zındık demek değildir. Atalar dinini eleştirmeyen zındıktır. Onun için atalar dinini eleştiren Hazreti İbrahim'i zındık değil, tevhid eri olarak adlandırıyor Kur'an-ı Kerim. O müşriklerden değildi diyor. Anasını, babasını, ebesini, dedesini, dayısını, halasını, yengesini, amcasını fark etmez. Eleştirmeyen Müslüman olamaz. Hele mümin hiç olamaz. Onun için saygıda kusur yok ama önünüze bir şey din diye geldiğinde bunu akıl, mantık, vicdan ve bilim süzgecinden geçireceksiniz. Bunlardan geçerse ancak o zaman din kabul edeceksiniz. Çünkü Kur'an'ın emri bu. Ne diyor? Kendisine tabi olacaklara tanıtırken özelliklerinden birini şöyle anlatıyor. Biz bu Kur'an'ı ilme uygun şekilde indirdik. Yani sizin hurafe çöplüğünüzdeki tek lokması kalmamış kılçıklarla bu din olmaz. Mahalle arasında koca karı lakırtılarla da bu din olmaz. Akıl, bilim, mantık, vicdan süzgecinden geçireceksiniz. Yani bilim süzgecinden. Bunu yaparsanız Hazreti İbrahim'e mirasçı olursunuz. Onun gibi hanif olursunuz. Bunu yapmaz da ebemden böyle gördüm, dedemden böyle gördüm. Bunca yıldır bunca alim bilmemiş de sen mi bilmişsin gibi şeytan lakırtlarına girerseniz aha Mekke müşriklerinin gibi hanif olursunuz. Hangi hanif olacağınız sizin itikadınıza kalmış. İbrahim ne bir Yahudiydi ne de bir Hristiyan. O sadece hanif bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.
Yatan Baba ile Kur'an'daki İslam burada sona erdi. Yeni bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın, Kur'an'la kalın.